Herkese merhaba arkadaşlar, ben Alper. Kripto Geçim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde arkadaşlar bütün Launchpad platformlarına genel olarak bakacağız. Bunların arkadaşlar tier seviyeleri nelerdir, işte bunlar ne kadar istiyor, ne kadar istemiyor, iyi yanları, kötü yanları. Bunların hepsini böyle bir inceleyeceğiz. Ardından da videonun sonunda benim için en kaliteli ve en yatırım yapılabilir olan 3 tane Launchpad platformunu arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. Öncelikle launchpad'lerle alakalı çok bilgisi olmayan insanlar için hemen şöyle bir açıklama yapayım arkadaşlar. Launchpad ön satışların yapıldığı platformlardır. Kriptoda arkadaşlar bakın burada 22.600 diyor. Yani 22.000'den fazla proje var. Bunların bazıları kendi çıkıyor, bazıları bir launchpad üzerinden çıkıyor ve bu çıkan bütün launchpad'ler arkadaşlar insanlara Özellikle Boğa döneminde çok 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 deli paralar kazandırdı. Youtube kanalımızda arkadaşlar şuraya Launchpad yazarsanız bakın birçok video çıkacak zaten. Biz bunlarla alakalı birçok video çekmiştik insanlara her şeyi gösterip anlatmıştık. Bunların bazıları çok güzel kazandırdı özellikle Boğa döneminde bazıları da zarar ettirdi ki yatırım yapmanın biraz riskini de buradan görüyoruz. Ama bunların hepsi bizler için bir tecrübe oldu. Şimdi 2023 yılındayız ve 2024'ten sonra da zaten büyük bir boğa beklentisi var herkeste. Özellikle hem dünya piyasalarının normalleşmesi hem de arkadaşlar Bitcoin'in işte bu halving olayının vesaire olmasıyla beraber bir fiyatlı yükselme bekliyor herkes. Şimdi arkadaşlar bu Launchpad platformları böyle biraz hızlı bir şekilde sizlere göstereceğim. Çünkü çok fazla Launchpad platformu var. Hemen isterseniz başlayalım. İlk inceleyeceğimiz Launchpad platformu Bullperks. Bullporks arkadaşlar kendine ait bir launchpad platformu var ve burada sizler eğer bir şekilde yatırım yapmak ve buradan ön satışlara katılmak istiyorsanız arkadaşlar bakın hangi ağda olduğunu görüyorsunuz mesela Binance Smart Chain ağında bu BSC ağında işlem yapabiliyorsunuz burada. Burada sizlere tier programlarını gösteriyor. Yani eğer siz gidip 1500 adet BLP token'dan alırsanız burada arkadaşlar Copper Bull seviyesine giriyorsunuz. Eğer 5000 adet BLP alırsanız Bronze, işte ne bileyim 250.000 adet BLP alırsanız Platinum'a giriyorsunuz. Tirler sizlerin alım haklarını belirliyor Yani bazıları mesela çekilişte alım hakkı veriyor Bazıları garanti alım hakkı veriyor Ama genelde mantık şöyle işliyor Ne kadar çok o Launchpad platformunun token'u tutarsanız arkadaşlar O kadar çok alım hakkına sahip oluyorsunuz Genel olarak sistem bu şekilde işliyor bütün hepsinde Onun dışında arkadaşlar burada mesela stake ediyorsunuz Almış olduğunuz coin'leri kilitliyorsunuz Daha sonra siz bu kilitlediğiniz token'ları Eğer mesela diyor ki 10 günden önce çıkarmak isterseniz %20 kesinti yapıyor Yani siz 1000 dolarlık bir coin alırsanız Ve bunu buraya kilitlerseniz ve o bir hafta sonra çıkarmak istediğiniz diyelim 10 günden önce bunun %20'sini kesiyor. Bu 2 aya kadar böyle gidiyor arkadaşlar. Yani siz 2 aydan önce herhangi bir şeyi çıkarmak isterseniz %20'sini kesiyor sizden. Bu tarz şeyleri o yüzden biraz daha uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Yoksa para kaybedersiniz. İkinci proje arkadaşlar BSC Pet. Binance Smart Chain anındaki en eski işte bu Launchpad platformundan bir tanesi. Burada çok fazla ido yapıldı. Çok fazla kar ettirdi. Özellikle 2021 yılını starlarından bir tanesiydi bu. Daha sonra arkadaşlar bu projenin arkasında Bluezilla diye bir incubator platformu var diyelim. Arkalarındaki ekip. Bunlar arkadaşlar sürekli bilmem ne pet çıkardı. İşte bu BSC petten sonra ada pet, bilmem ne pet, dot pet, shoot pet bilmem ne. Sürekli bir pet çıkarmaya başladı. Bu petler arkadaşlar artık bir yerden sonra işin cıvkı çıktı. Fakat BSC pet en iyilerinden biri ve en sağlam duran platformlar arasında yer alıyor hala. Burada arkadaşlar katılım yapmak için alımlara en az 1000 adet tutmanız gerekiyor. 1000 adet tutarsanız sizler için burada küçük bir miktar alım hakkı verebiliyor. Onun dışında arkadaşlar elinizde tuttuğunuz coinleri ne kadar miktarını arttırırsanız o kadar çok kazanma imkanınız oluyor. Bunlar arkadaşlar tamamen yatırım mantığıyla alakalı. Burada da alacağınız bir risk oluyor. Bakın mesela burada diyor ki sizler için ticket vereceğiz. Bu çekilişli mesela. Burada garanti alımı yok. Buraya mesela arkadaşlar girip sizlere 3 tane bilet veriyor. 2500 tane alırsanız. Ama arkadaşlar bir ön satışta biletinize çıkmaya ve siz bunları satın almış olsanız bile ön satışa katılamayabilirsiniz. Garanti değil. Garanti olanlar ise Platinum, Diamond ve Blue Diamond. Bunlar arkadaşlar sizlere belli bir havuzdan pay veriyor ve direkt garanti olarak alım hakkı sağlatıyor. Bir diğer platform arkadaşlar BSC Station. Buradaki tierlerini görebiliyorsunuz. Bronze'dan Super Diamond'a kadar gidiyor işte ne kadar adet tutmanız gerektiğini burada gösteriyor. Ve her bir tutmuş olduğunuz adet arkadaşlar sizlerin buradaki alım haklarını değiştiriyor dediğim gibi. O yüzden arkadaşlar alımları yaparken de ben ne kadar alım hakkı almak istiyorum ve ne kadar risk almak istiyorum. Bunları da düşünmeniz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar bu Launchpad platformlarının coinleri genellikle boğa döneminde iş yapıyor. Yani boğa dönemi olmayınca burada yapılan platformlardaki karlar vesaire çok yüksek olmuyor. Bakın sizlere şunu bir göstereyim. Kripto Rank IO var arkadaşlar. Ben bunun linkini açıklamaya da koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bakın burada mesela Past IDO yazıyor. Görüyor musunuz? Burada yapılmış bütün IDO'ların işte değerleri vesaire ne kadar yapmış şey etmiş hepsini görebilirsiniz. Burada tarih yazıyor. Tarihi şöyle en yeni yaptığınız zaman arkadaşlar bakın 24 Şubat'ı gösteriyor. Burada mesela hangi Launchpad platformu üzerinde yapılmış, toplam ne kadar para toplanılmış ve ne kadar kar etmiş onu bize gösteriyor. Bazıların üzerinde NA yazar. Bu da tasarının henüz bilinmediğini anlamına geliyor. Ama arkadaşlar burada tro var mesela. Bu işte Camelot üzerinde yapılmıştı Arbitrum platformunun. Bu 0.76 yani zarara sokmuş insanları. Avalanche üzerinde yapıldı bir tanesi. Bakın Avalanche, Pools ve bilmem ne. Deep Waters diye bir IDO yapıldı. 0.56 yani insanlara 0.12'den sattılar. Şu an fiyat neredeyse yarı yarıya düşmüş. Yani bunları da görebiliyorsunuz. Fakat herkes zarar etmiyor tabii ki de. 10x yapanlar da var. Burada arkadaşlar mesela işte bu starter üzerinde yapılan bir şeyde 10x yapmış bir projeyi de görebiliyoruz. Yani bu tarz şeyler de olabiliyor. Fakat bunların sayısının az oluyor arkadaşlar ve buradaki rakamlar az oluyor. Yani 2x, 3x, 4x vesaire bunlar çok yüksek rakamlar değil. Zaten şöyle bir incelersiniz arkadaşlar öyle yüksek rakamlar yok. Fakat boğada bunların hepsi 10x, 20x, 30x, 200x, 300x tarzı şeyler bile olabiliyor. O yüzden herkes zaten bu platformuna yatırım yapıyor arkadaşlar. Biraz daha böyle bir boğa gelirse biz buradan tekrar para kazanabiliriz kafasıyla yapılabiliyor. Bunları unutmayalım. Bir diğer proje arkadaşlar Pools. Pools da bir Launchpad platformu. Fakat arkadaşlar Pools'un güzel bir tarafı var. Bakın bunların hepsi multi-chain yani birçok farklı blockchain alanındaki projeye Burada ön satış gerçekleştirebiliyorlar. Bence bu oldukça önemli bir şey. Çünkü çünkü arkadaşlar launchpad'ler tek bir blockchain ağında kalınca eğer o ağda bir hype yoksa o ağın launchpad'i de ölüyor. Bunları da sizlere anlatacağım. Buradaki bu idolara nasıl giriyoruz peki diye sorarsınız arkadaşlar. Burada da şöyle bir mantık var. Elinizde en az 250 pool token'ından olması gerekiyor ve bunu yaptığınız zaman garanti allocation veriyor size. Yani garanti alım hakkı veriyor. Fakat arkadaşlar buradaki bu alım miktarı tabi. Ee, tutmuş olduğunuz coin miktarına ve zamana göre de değişiyor. Böyle yeni bir sistem gitmişti arkadaşlar. Tabii bunların daha detaylı versiyonlarını incelemek isterseniz sizlere tavsiyem bakın en temizi her zaman şu şekilde yapılır. Mesela bu videoyu izlediniz arkadaşlar. Diyelim ki siz pulzu sevdiniz ve aklınıza yattı. Hemen arkadaşlar bir öncelikle YouTube'da arayın bunları. Pulzu alakalı videoları izlemeye çalışın. İkincisi de Bunların arkadaşlar Telegram grupları oluyor. Bunların Telegram gruplarına girin. Orada eğer İngilizce bilmiyorsanız Türkçe gruplarını sorun. Sizlere söylerler. Oradan arkadaşlar kafanızdaki tüm soruları sorabilirsiniz ve sizlere bunlar yardımcı oluyorlar. Bir de arkadaşlar bana şöyle bir soru da gelmişti. Ben bu tokenları almak istersem nereden alacağım diye. Arkadaşlar zaten sitelere girdiğiniz zaman bakın burada Nesla diyor ki buy pool satın al diyor. Hangi sitelerden hangi borslardan satın alabileceğinizi görüyorsunuz. Eğer böyle bir buton göremezseniz yapmanız gereken şey buraya gelip o coin'in adını yazmak. Coin adını yazınca buradan çıkıyor zaten. Aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada market kısmı var. Market'e tıklıyorsunuz ve hangi borsalarda nelerde satıldığını görüyorsunuz. Ya merkezi borsalarda ya da merkeziyetsiz borsalarda satılıyor genellikle. Sizler de bunu bu şekilde alıp kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki Launchpad platformu da Avalanche. Avalanche de arkadaşlar kanalımızda birçok videosu olan bir proje. Fakat arkadaşlar eski imajını ve eskiden sahip olduğumuz güveni ne yazık ki yitirdi. Çünkü çok saçma projelere çok yüksek değerlendirmeler yaptı ve insanları birçok şeye zarara soktu diyebilirim. Fakat arkadaşlar Launchpad sistemi açısından benim en çok sevdiğim platformlardan bir tanesiydi. Ve gerçekten arkadaşlar demokratik bir anlayışa sahip olup balinaları değil de parası daha az olan insanları korumaya yönelik işlem yapan bir platform. Aynı şekilde arkadaşlar sizler de buraya katılmak isterseniz XAVA alıyorsunuz kendilerinin koyun XAVA. XAVA'yı buraya stake ediyorsunuz. Stake ettiğiniz miktar karşılığında ne kadar fazla coin stake ederseniz o kadar çok aslında alım hakkınız oluyor diye düşünebilirsiniz. Benim arkadaşlar coin'ler burada duruyor kilitli e, Mayıs ayında açılacak. Mayıs ayında eğer böyle saçma sapan idolar yapmaya devam ederlerse büyük ihtimalle ellerimdekini satmayı planlıyorum. Bakalım ilerleyen zamanlar ne gösterecek. Bu arada arkadaşlar avalanche'ta herhangi bir tier sistemi yok. Elinizde bir adet XAVA bile olsa bununla buraya stake ederek katılım sağlayabiliyorsunuz. Ne kadar yüksek olursa o kadar iyi arkadaşlar. Böyle bir sistemi var. Bir sonraki Launchpad platformu da DAO Maker. DAO Maker arkadaşlar Launchpad üzerindeki en iyilerinden bir tanesi diyebiliriz. Hem çok profesyoneller hem de güzel sonuçlar elde ediyorlar genellikle. DAO'da da arkadaşlar birçok projenin hem özel hem de public satışı yapılıyor. Mesela bazı projeler için arkadaşlar diyorlar ki bizlerin DAO tokenını satın alıp buradan sizler buraya katılım sağlayabilirsiniz. Bunun da tier listesi vesaire var fakat bunu tam bulamadım arkadaşlar. Sizler eğer merak ediyorsanız daha önceki videolarımızda anlatmıştım bunu. Bir de arkadaşlar public SHO var. Yani bu ne demek? Adamlar diyor ki işte Metamask hesabındaki toplam miktarı 2000 dolara sahip olan bütün cüzdanlar buraya katılabilir. Ve bizler onlar arasından bir çekiliş yapacağız ve satın almak isteyenler buradaki bu projeye girebilir diyorlar. Böyle bir sistem de getiriyorlar. Böylece arkadaşlar hem marketing yapıyorlar hem de daha fazla insana ulaşmış oluyorlar. Bu şekilde de güzel bir sistem kurmuşlar. Launchpad ekosistemi içerisinde gördüğüm aktif, çalışan ve hiç durmadan yeni projeler getiren projelerden bir tanesi de Dawnmaker. Bir sonraki projede arkadaşlar Seedify. Seedify'in arkadaşlar birçok projeyi launch ettiğini burada gördük. Bazıları çok güzel kazandırdı, bazıları tabii ki de kazandırmadı. Kendilerinde arkadaşlar bir tier sistemi var. Sizler arkadaşlar burada bir garanti tier sistemine giriyorsunuz. Mesela arkadaşlar kendilerinin 250 adet coin'ini aldığınız zaman sizlere havuzdan 1.2'lik bir oran veriyor. Elinizdeki coin miktarı ne kadar artarsa mesela 10.000 adet olursa 26'lık bir oran veriyor gibi gibi bu şekilde ilerliyor. Yani genel olarak dediğim gibi coin miktarınızı arttırdıkça alım haklarınız da artıyor arkadaşlar. Bir diğer proje Impossible Finance. Impossible Finance arkadaşlar multi chain bir platform. Hatta geçenlerde Arbitrum ağında da işlem yapacağını ve entegrasyonunu tamamladığını söyledi. Bence güzel bir hamle oldu. Birçok farklı projenin launch bedeni vesaire burada gerçekleştirdi. Launch işlemini gerçekleştirdi. Peki arkadaşlar buraya nasıl girebiliriz ve buradan nasıl işlem yapabiliriz? Aynı şekilde burada da mesela bunların kendi tokenları var. IDEA diye bir de IF var. Bu Governance token o ayrı bir şey. Ama bizlerin alması gereken şey aslında IDEA. Bu tokenları arkadaşlar alıp stake edip daha sonra stake ettiğimiz miktar karşılığında da ne kadar uzun süre tutarsak ve bunları ne kadar çok tutarsak arkadaşlar aslında bize o kadar alım hakkı veriyor gibi düşünebilirsiniz. Peki sistem tamamen e, ne kadar fazla katılım olduğuyla da alakalı. Yani diyelim ki arkadaşlar burada bir proje var ve bu projeye 100.000 kişi girdi. Sizlere çok minnacık bir pay düşecek. Ama bu projeye sadece 50 kişi girerse sizlerin alım hakkı çok yüksek oluyor. Bir sonraki projede arkadaşlar OX Bull, OXB'de arkadaşlar bir launchpad platformu. Zaten burada görüyorsunuz çok fazla launchpad platformu var. İnsan hani hangisine yatırım yapacağını şaşırıyor. Bu videoda zaten benim asıl amacım hem bunların genel olarak sistemini ve mantığını ve bunlara ne kadar tier'lar gerektiğini sizlere göstermek. Hem de benim için en iyileri hangileridir ve bunlar neden ilerleyen zamanlarda biraz yatırım yapılabilir belki diye düşünmek. O ikisinde arkadaşlar toplamda 3 tane tier seviyesi var. İşte burada mesela minimum 50 adet token'ına sahip olanlara ilk gel ilk al sistemine sahip hem size küçük bir miktar veriyor hem de böyle ilk kim alabilirse o alıyor. Alamayanlar geride kalıyor mantığı. Daha sonra 1000 ile 4000 token arasında sahip olanlara garanti işlem veriyor. Bir de 8000 adet token olanlara da aynı şekilde garanti alım ve yüksek alım miktarı da sağlıyor arkadaşlar. Bunları da bu şekilde görebiliyoruz. Bir sonraki proje arkadaşlar GameFi. GameFi arkadaşlar baya baya güzel kazandırmıştı. Özellikle bu game projeleri, oyun projeleri bir ara çok popülerdi. 2021'in sonlarına doğru 22'den başlarında çok güzel kazandırdı. Kendi coin'i bile çok güzel kazandırdı. Daha sonra tabii hepsi düştü arkadaşlar. Fakat halen aktif bir şekilde hem oyun projelerine yatırım yapılıyor hem de oyun projeleriyle alakalı güzel bir ekosistem kuruluyor burada. Sizler de bu bilgileri inceleyebilirsiniz. GameFi'nin arkadaşlar 5 farklı tier'ı var. İşte Start, Rookie, Elite, Pro ve Legend diye ilerliyor. Burada arkadaşlar mesela sizlerin nereye girip girmeyeceğini görebiliyorsunuz. Elinizde minimum 20 adet tutmanız gerekiyor ki çekilişe katılabilirsiniz. Minimum 100 adet tutarsanız yine çekilişe katılabiliyorsunuz ama alım hakkınız artıyor. Ve buraya mesela coinlerinizi koyduğunuz zaman diyor ki işte 5 gün sonra çekebilirsin, 8 gün sonra çekebilirsin. Yani süreler artıyor. Eğer elinizde arkadaşlar mesela bunların bir NFT'leri var. Bu NFT'lerine özel bir NFT'leri var. O NFT'yi satın alırsanız GameFi'nin arkadaşlar yapacağı bütün işte şeylerden garanti alım hakkına sahip oluyorsunuz. Bu sistem bu şekilde ilerliyor diye düşünebilirsiniz. Bir sonraki proje arkadaşlar SolRaiser. SolRaiser da aslında Solana Blockchain ağında olan bir proje ve Solana ekosistemindeki işte projelere burada ön satışlar gerçekleştiriyor. Kendileri burada zaten bazı detayları bizlere vermiş. Toplamda arkadaşlar 11 binden fazla bir staker var ve toplam 600 bin dolara yakınlık bir burada para birikmiş. Hangi borsalarda satıl olduğunu da görebiliyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar kendilerinin burada tier'ları var. Burada 100 adetten başlıyor arkadaşlar 50.000 adete kadar gidiyor ve sizler burada mesela neye ne kadar alacağınızı gösteriyorsunuz. Mesela eğer diyor ki 100 tane olursa ve bunu 8 hafta ben burada stake edersem bizlere toplam 8 adet bilet verecekmiş. Buradaki bu tier sistemi arkadaşlar sizlerin alım hakkı yani alım miktarınızı etkiliyor aslında öyle düşünebilirsiniz. Bir sonraki proje Solanium. Solanium da arkadaşlar önceden sadece Solana'daydı şimdi birçok ağa da geçmeye çalışıyor gördüğüm kadarıyla poligon vesaire. Aynı şekilde burada tier sistemleri var. 100 taneden başlıyor 1000, 5000, 10000, 10 50000 diye ilerliyor. Bunları hem ne kadar uzun süre kitlerseniz hem de ne kadar çok kitlerseniz sizlere o kadar fazla alım hakkı veriyor. Bir sonraki proje arkadaşlar Polka Starter. Polka Starter da oldukça eski Launchpad platformundan bir tanesi. Bunlar da arkadaşlar farklı farklı networklerde işlem yaptırabiliyorlar. işte BNB, Solana, ne bileyim Avalanche, Polygon vs. Burada da arkadaşlar farklı bir tier sistemi var. Mesela şurada görebiliyorsunuz. Burada bir Pulse Power mantığı var. Elinize ne kadar fazla işte tutarsanız o kadar fazla sizlerin çekilişten şey kazanma imkanı artıyor. Minimum arkadaşlar 250 adet Pulse tutmanız gerekiyor ki Buradaki bu ön satışlara vesaire katılma hakkına en azından şansına sahip olun. Ne kadar fazla arttırırsanız arkadaşlar o kadar fazla kazanma şansınız artıyor. Mesela diyor ki 250 adet alırsanız %5 şansınız var. Ne bileyim 10.000 adet olursanız %50 şansınız oluyor gibi düşünebilirsiniz. Sistem bu şekilde işliyor. Son Launchpad platformu olarak da arkadaşlar CoinList var. CoinList'te arkadaşlar şu kadar coin tutarsanız vesaire muhabbeti yok da farklı bir sistem var. CoinList'in nasıl bir sistemi var diye sorarsanız burada arkadaşlar karma muhabbeti var. Yani karma ne demek? Sizler burada bir puan topluyorsunuz. Bu karma puanlarını topluyorsunuz. Bakın mesela benim şu an sıfır puanım var. Bunları yükseltmek için bir şeyler yapabiliyorsunuz. Yapacağınız şeyler mesela staking yapabilirsiniz. Daha önce arkadaşlar buradaki two coinlerinizi ya da buraya deposit ettiğiniz coinleri buraya stake ederek buradan karma puanınızı arttırabiliyorsunuz. Daha sonra coin list aslında bir borsa ve bu borsada al sat yaparak trading işlemleri yaparak arkadaşlar sizlerin haftalık volümünüzün 1'i karma puanınızı ilerliyor ve bunu 50 puana kadar her zaman arttırabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar kendileri işte governance vote işlemlerine girenlere de 50 karma puanı vesaire verebiliyor maksimum. Ve bu şekilde siz her hafta karma puanınızı arttırıyorsunuz. Yani karma puanınız arttıkça arkadaşlar sizler ilerleyen zamanlarda çıkacak olan token satışlarında kazanma hakkınız yükseliyor. CoinList'in arkadaşlar diğer platformlara göre baktığımızda çok çok büyük ve kaliteli projelere ön satış sağladığını görebilirsiniz. Bakın hatta şöyle en aşağılara indireyim. Burada Solana var. Solana'nın ön satışı bile burada yapıldı arkadaşlar. Onun dışında Flow, Mina, ne bileyim arkadaşlar. Bunun dışında burada Immutable X, Gods Unchained, Agoric, Axelar, Ondo. Bunların hepsi burada arkadaşlar. İnanılmaz güzel, kaliteli projeler. Sizler arkadaşlar bu videoda bütün Launchpad platformlarını göstermeye çalıştım. Burada çok fazla proje var. Peki arkadaşlar bu onlarca Launchpad platformu içerisinden 3 tane seçecek olsaydım ben hangisini seçerdim? Hemen sizlere söyleyeyim. Birincisi kesinlikle arkadaşlar CoinList. Eğer zamanınızı ve emeğinizi harcamak istiyorsanız bence CoinList en değecek platformlardan bir tanesi. Çünkü arkadaşlar diğer Launchpad platformları saçma sapan dandik gundik platformların, projelerin ön satışlarını yapıyorken CoinList sapasağlam projelerin tanıtımını yapıyor. Ve genellikle bunlar çok uzun vadeli coinler oluyor. O yüzden kesinlikle birinci sırada CoinList'i sokardım. İkinci sıraya koyacağım Launchpad platformu ise Pools olurdu arkadaşlar. Pools hem kaliteli hem de görece daha ucuz ve yani fiyat performans açısından daha güzel kar elde ettirebilecek projelerden bir tanesi. Ve aktif bir şekilde çalışıyor. Bence güzel kar elde ettirebilir diye düşünüyorum. Eğer bir boğa vesaire gelirse. Üçüncü projede arkadaşlar DAO Maker. Maker. her zaman söylüyorum oldukça profesyonel güzel işler yapıyorlar ve çok aktif bir takıma sahip. İlerleyen zamanlarda eğer bir boğa vesaire gelirse tekrardan canlanacağını düşündüğüm bir Launchpad platformu. Daha önce arkadaşlar bunların arasında Avalanche da vardı fakat Avalanche artık çıkardım. Ee, ne yazık ki ekibi akıllanmıyor saçma sapan şeyler yapmaya devam ediyor. Umarım düzeltirler düzeltmedikleri sürece buraya herhangi kimsenin girmesini önermiyorum. Çünkü insanlara sadece zarar ettiriyorlar. Bunun dışında arkadaşlar bir de bonus olarak Cedify'i de sokabiliriz buraya. Cedify'da bence yatırım yapılabilir Launchpad platformları arasında yer alıyor. Yani bunca Launchpad platformları arasında e, oldukça güzel işler yapan ve kar elde ettiren nadir platformlardan bir tanesi. Sizlere Launchpad platformları ile alakalı tavsiye edeceğim şeyler birincisi arkadaşlar refund politikasının olması. Bu ne demek? Mesela bazı platformlarda var bu bazılarında yok. Mesela bazı platformlar şöyle bir şey diyor ön satış yaptığımız fiyat şu eğer şu fiyatın altına düşerse yapmış olduğunuz yatırımı size geri iade edeceğiz. Böyle bir sistem kuruyorlar. Bu da oldukça güzel bir şey çünkü yatırımcının içini rahatlatan bir olay. Buna özen gösterin arkadaşlar. Yani refund politikasına sahip olan ve bunu iyi bir şekilde uygulayan projelere daha yakın durabilirsiniz. İkincisi aktif ve büyük bir topluluğa sahip olması önemli. Yani eğer böyle çok az insan katılım sağlıyorsa ve oradan herhangi bir hacim dönmüyorsa burada arkadaşlar sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü hacim ve topluluk önemli. Bunlar ne kadar büyük olursa buraya iyi ve kaliteli projeler de o kadar çok geliyor. Üçüncüsü de arkadaşlar bunları biraz daha uzun vadeli düşünmeniz gerekiyor. Çünkü launchpad'ler dediğim gibi bir boğa projeleri aslında. Boğa gelmeden bunların tam değeri ve bunların ne bileyim bir karını çok göremiyoruz. O yüzden biraz daha uzun vadeli bunları düşünmemiz gerekiyor. Bunun dışında arkadaşlar CoinMarketCap sitesinden Launchpad tokenlarına girip buradan toplam market hacimlerine göre sıralayabilirsiniz. Şu an birinci sırada Dowmaker var. Daha sonra işte diğer projeler vesaire geliyor. Sizler de bunları kendiniz tek tek inceleyip buna göre yargılayabilirsiniz. Önemli olan burada sizlerin size uygun bir şekilde olan platformları bulup bu platformları iyice araştırıp ona göre yatırım yapmanızı sağlamak. Çünkü bunları yaparsanız arkadaşlar bir boğa vesaire geldiğinde Launchpad platformları evet güzel kazandırabiliyor. Genel olarak videomuz bu şekildeydi. Biraz uzun bir video oldu biliyorum ama arkadaşlar her şeyi sizlere söylemeye ve göstermeye çalıştım. Lütfen yorumlara arkadaşlar sizin favori launchpad platformunuz hangisi ve hangi platforma yatırım yapardınız? Onları bir yoruma yazın. Ben de sizlerden duymak ve görmek isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.